Bekleriz. Yunus Emre'nin tasavvuf yolunda nefsiyle verdiği çetin savaşın anlatıldığı Yunus Emre Aşkın Yolculuğu yeni bölümleriyle TRT1 ekranlarında. Bu soruşturmayı yürütüreydim. Hayırlı neticeye ulaşmak için. İyilik maksadıyla. Bir de bugün dergahta Derviş Ali Taygu'yu canlandıran Mehmet Ali Tuncer'le keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Az sonra. Avrupa'nın devleri sahneye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi tüm heyecanıyla TRT1'de yaşanıyor. İçinde Cristiano Ronaldo. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, TRT'nin usta spor yorumcularından Ali Gültiken, Şampiyonlar Ligi'ne özel açıklamalarıyla bir de bugünün konu. Az sonra. Senden başka kim bilir Bozyaka'yı dergaha bağışladığımı? Geçtiğimiz hafta dizide yine büyük olaylar ve heyecanlar ard arda yaşanır. Beyciğim beyim, ben demedim. Zahide büyük bir suçlamayla karşı karşıyadır. Zahide'nin Şahin'le işbirliği içinde olduğunu düşünen Candaroğlu Argun Bey, Zahide'yi evinden kovar. Hazırlan, yardımcın Aygül'ü. Dahi bir kolcuyu yanına al. Var git çam alanındaki bağ evinde iyileş. Zahide? Zahide perişan halde hemen dergaha, yani Taptuk Emre'nin evine ve ailesi gibi gördüğü Bacım Sultan'ın şefkatine sığınır. Bacım Sultan kardeşi gibi gördüğü Zahide'yi bu acı durumdan kurtarması için Yunus Emre'den yardım ister. Zahide Hatun perişan olmuştur. Yunus kılı kırk yarar, zekası ve adaleti sağlamanın inancıyla Candaroğlu'na ihanet edenleri bulur. Gerçek suçlu Candaroğlu'nun oğlu Şahin'dir. Yunus belki görevini yapmıştır ama başardığı görev onu daha derin, daha çetin bir savaşın ve mücadelenin içerisine itecektir. Avut! Yokluğunuza Güngör Efendi, tabanlarımıza tuz bastı bir taş. Dizide Boluluzade Ali Taygu'yu canlandıran başarılı oyuncu Mehmet Ali Tuncer'le olan söyleşimiz başlıyor. Bize kendinizden ve oyunculuk kariyerinizden bahseder misiniz? Profesyonelliğimi tiyatroda 85 yılında yaptım. Bu arada gösteri sanatları ve iktisat okudum. Birçok dizi, birçok program ve birçok tiyatro oyununda hem oyuncu olarak, dizilerde yine oyuncu olarak, programlarda da hem yapımcı hem sunucu olarak görev aldım. 87'de TRT'de ilk Armağan diye bir dizide asistan olarak, Yusuf Ziya Alçakakar'ın asistanı olarak televizyon hayatıma başladım. Onun dışında yine bir süre uzak kalmak istedim setlerden ve dizilerden. Yurt dışı, Viyana'da 4-5 sene kadar Wonder Derneği bünyesinde kültür sanat başkanlığı yaptım. Yine İsviçre'de bir gazetemiz var, Pusula Sivis diye. Oraya yazıyorum, oradan basın kartına sahibim. Sonra tekrar bir rahatsızlık olduğu için İstanbul'a, Türkiye'ye dönmek durumunda kaldım. Bundan 3 sene önce. Ve şu anda tekrar sektöre girmiş durumdayız. Yunus Emre ile de bismillah dedik, başladık. Ama tiyatroyu bırakmadım. Hem yurt dışında hem yurt içinde tiyatroya devam ettim. Bir ara hocalık da yaptım İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. Şeyhimiz dahi Kasım Efendi olmayan da huzurda, söz size düşer Yunus Efendi. Canlandırdığınız Ali Taygu karakteri nasıl biri? Maneviyatı yüksek bir şahsiyet. Yani şöyle söyleyeyim, biraz duygusal. Allah aşkı kalbinde gerçekten öyle yanan bir tip. Taptuk Emre ve Kasım Efendi'den sonra üçüncü kişi dergahta sözü geçen. Hem dergahın imamlığını yapıyor hem de mutfakta aşçı. Boluluzade olduğu için öyle de bir mesleği var Ali Taygun'un.
Rolünüze nasıl hazırlandınız? Daha önce dervişlerle ilgili bilginiz var mıydı? Tasavvufla ilgili ve dervişlerle ilgili bilgilerimiz çok yüzeyseldi. Burada çok şeyler öğrendik. Bir şeyhin karşısında nasıl saygıda durulur, nasıl hareket edilir, nasıl konuşulur, birbirlerine nasıl davranır, nasıl sevgiyle muhabbet edilir. Burada birçok şeyi öğrenmiş olduk. Tabii diziye başlamadan önce bunun bir eğitimini de aldık. O eğitimle de tasavvufu, dergahı ve tarikatı da çok iyi bir şekilde öğrenmiş olduk burada. Gelmesini bileceksin. Son olarak Yunus Emre dizisi size neler katıyor? Çok zevk alarak oynuyorum. Biraz da bilmediğimiz yanlarını öğreniyoruz. Bazı konuları da burada, bilmediğimiz konuları da o huzur sahnesinde Tapduk Emre'nin hikayeleri, kıssaları, işte ayetlerden tefsirlerini dinlediğimiz zaman bizim bilmediğimiz çok şeyi de burada öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca bizi de eğitiyor Yunus Emre burada. Bu gözler neler gördü? Bu keyifli söyleşi için Mehmet Ali Tuncer'e teşekkür ediyoruz. Biz bu kapıdan ne vezirlerin kaftansız, ne kadıların cübbesiz çıktıklarını görmüşüz Pirdaş. Demek sapkınlık yolundaydık. Demek şeytana esir idik. Yunus Emre Aşkın Yolculuğu etkileyici yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Size şah damarınızdan daha yakınım demez mi Yaradan? Muhammed Sayri Ala Seyyidina Muhammed. Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmiyor. TRT 1 bu heyecanı ellerinize taşımaya devam ediyor. Son 16 turu ilk karşılaşmaları geride kalırken milyonlarca futbol severi şimdiden bu maçların rövanş heyecanı sarmış durumda. Ronaldo, Marcelo'ya pası, Marcelo! Kupanın mutlak favorilerinden Real Madrid, Roma deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle Milano'da oynanacak finale bir adım daha yaklaşmış gözüküyor. Ronaldo bastı topun üzerine. Ronaldo! Ve top ağlarda! Cristiano Ronaldo! Ali Gültiken sizler için bir de bugüne Şampiyonlar Ligi'ne dair özel açıklamalarda bulundu. Sohbetimiz başlıyor. Efsane futbolcu Ali Gültiken'e futbolun kendisi için ne anlam ifade ettiğini soruyoruz. Futbol yalnızca futbol değil, bir hayattır. Felsefesinde aslında bizim için gerçekleşmiş hali diyebiliriz. Çünkü ömrümüz boyunca hayatımızın belli bir noktasına kadar tabii birey olarak var olabilmek için yaptığımız mücadele var. Ama futbolun içerisine girip büyük bir camianın içerisine hizmet etmeye başladıktan sonra da başarılarla beraber futbolun sizi taşıdığı bambaşka bir yer var. Hayatınızın her safhasında insanlarıyla, toplumuyla, medyasıyla sürekli göz önünde bulunduğunuz bir yapı ve siz bir yere gitseniz de sürekli sizin yanınızda gezen bir mekanizma futbol bizim için yani. Futbol oynadığınız yılları özlediğiniz oluyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, biz her şeyi çok güzel yaşadığımız için doya doya. Belki bir sakatlık dolayısıyla bir erken bitirme gibi bir durum oldu ama Allah bize o kısa dönem içerisinde de yaşanabilecek tüm başarıları nasip etti yani. Kendi döneminizde rekabet içinde olduğunuz ve stilini kıskandığınız bir isim var mıydı? Yani şöyle bir şey söyleyeyim, belki yanlış anlasılmadı ama yani kıskanan değil ama kıskanılan oyuncuyduk, öyle söylüyorum o dönem. Çünkü birisi şöyledir, birileri sizi model olarak alır. Çünkü siz bir şeyi başarıyorsunuz, diğerlerine örnek oluyorsunuz. Oynadığımız dönemler içerisinde sürekli başarının içerisinde olan, şampiyonluk yaşayan, kupalar kazanan, goller atan, ya burada camiasının içerisinde önde olan oyuncular olarak rol modeller olduğumuzu düşünüyorum kendi adıma yani. Yüksek top deniyor. Real Madrid. Son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Roma deplasmanında skor avantajını yakalamayı başardı. Peki sizce Santiago Bernabéu'da oynanacak ikinci mücadelede nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Yese! Topu alana gitti. Yese!
Tabii şimdi başlangıçta şöyle izleyeceğiz. Real Madrid güzel oynayacak mı? Bizi oyun anlamında keyif tatmin edecek mi? Ve kaç gol atacak? Yani ister istemez böyle bir bakış açısıyla izliyorsunuz. Çünkü Roma kendi ülkesinin iyi takımlarından bir tanesi ama Avrupa ve Dünya arasında Şampiyonlar Ligi itibariyle çok esamesi okunan bir takım değil. Real Madrid'e baktığınızda her sene ilk 2, ilk 4 arasında olan skalası müthiş geliş. Bu belki 9 defa en çok rekora, şampiyonluk rekoruna sahip olan takım. Yani bu akşam itibariyle baktığımızda zaten geçen maçı iki farklı kazandığı için doğal olarak başlangıçta da şey olacak, yani favori olacak ve goller bulacaktır diye düşünüyorum maç içerisinde. Lucas Moura. Moura ceza yayı üzerinde serbest vuruş. Real Madrid sezon ortasında Rafael Benitez'e yollarını ayırarak teknik direktörlük koltuğuna efsane kaptanı Zinedine Zidane'ı oturttu. Zidane'lı Real'den nasıl bir performans bekliyorsunuz? Futbolun temel şeyi şu, en çabuk sürede rakip kaleye gidebilmek. Madrid takımı bunu en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Yani ben canlı olarak da bu birkaç defa Avrupa'da yarı finalleri falan izlediğim için bu oyuncularla beraber. Ya orada çok daha net görüyorsunuz. Yani 3 pasta 4 pasta rakip kaleye gidiyor ve bir anda golü yapabiliyor. Vuruş kaliteleri çok yüksek. Yani mesela pozisyona şöyle bir şey var. Normal bir Avrupa maçı izlerken diyelim ki bir takım 4 tane 5 tane 6 tane pozisyona girip de bir tanesini yaparken bunlar 1,5 pozisyonda bir gol yapıyorlar. Yani böyle bir şey var. Belki birebir pozisyonda gol yapıyor. Yani kaliteleri çok yüksek, oyun zekaları çok yüksek oyuncular. Ya o yüzden de zaten bu farkı yaratıyorlar. Orta ceza sahasına Edin Dzeko. İlk maçta kendi evinde skor avantajını yitiren Roma'nın Serie A'da da pek parlak günler geçirdiğini söyleyemeyiz. Ancak futbol bu. Her an her şey olabilir. Roma bu gece Real Madrid deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönebilir mi? Florenzi nereye, dışarıya? Ya bu maçı şöyle bir stratejiyle oynayacak. Ya ben maçı önce bir gol yemeyeyim, bir savunma bloğumu da sağlam tutayım. Maçı 0-0 da bitirebilirsem de bitireyim ki bence doğrusu da budur Roma açısından. Arada bir tane iki tane zorlayarak pozisyon mutlaka yaratma şansı. Yoksa öbür türlü öne doğru çıkıp yani biraz daha risk alarak oynamaya kalktığınızda kalenizde Madrid'e karşı golü göreceğiniz kesin. Yani o açıdan Roma'yı çok kolay bir akşam beklemiyor. Yani. Bu akşam acaba rakip kim olur? Son olarak Ali Gültiken'in TRT1 izleyicilerine bir mesajı var. Yalnızca bu maçı değil, TRT1'de hiçbir maçı kaçırmayın derim. Dünyanın en güzel futbol lezzeti Şampiyonlar Ligi TRT1'de. Real Madrid-Roma karşılaşması bu akşam saat 21.45'te TRT1'de.